Evet, herkese yepyeni bir güne selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün atama bekleyen arkadaşlarımız için biraz konuşmak istiyorum. Düşüncelerimi, işte hani beklentilerimi, önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. Gerçek neredeyse bir yıl olacak ve atama yapılmadı. Atamaya dair herhangi bir sayı belli değil. Ne kadar sayı alacak, ne kadar branş dağılımları nasıl olacak? Halen daha netlik olan bir durum yok. Yani yazın ortasındaydı. Sayın Bakanımız birden kez zaten anlaşılan 3 ya da 4 olması gerekir. İşte hani çalışmalarımız var, hazırlıklarımız var. Şöyle böyle dağılımları, kontenjanları şey yapacağız falan filan. Ama er geç bu bir 2 gündür bir sendika il başkanı Sayın Maliye Bakanı ile görüşüyor ve sağlıktaki alımın artık maliyeden geçtiğini ve Şubat ayı bitmeden yani Sağlık Bakanı alıma çıkacaktır bilgisi verildi böyle. Bakalım. Zaten Şubat'tan sonra seçim geliyor. Seçime yakın olması da yani en azından kötünün iyisi diyelim böyle. İşte ama sayı belli değil. Ne kadar sayı verir? O da çok muamma. İşte onun hakkında biraz bir şey beklentilerimi paylaşacağım. Yani kısacası ben çok fazla bir sayı vereceğini düşünmüyorum. Yani beklentim 30 ile 40 bin arasında bir sayı verileceğini ve çoğunlukla büyük çoğunlukla yine hemşirelerin olacağı, ondan sonra ebelerinin yani 7-8 bin civarında bir hemşire. Tabii eğer 30-40 bin bandındaysa bu 30-40 bin bandında bir de yani işçilerin de olacağını düşünüyorum ve bu işçi 7-8 yani bilemedim en fazla 10 bin olacağını düşünüyorum. Yine öncelik olarak hemşirelere verilir. En fazla hemşire alımı yapılır. Tabii çoğu bölümde çok çok eksik var ama gerçekten hemşire alanında da çok çok eksik var. Yani hemşirelikteki aslında eksiklik, ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. Gerçekten hani mesela onlarca hastane açıldı, yeni şehir hastaneleri falan hep başka yerlerden işte görevlendirmeyle personel çekimi yaptı. Ama mesela baktığında gerçekten hemşire çok ihtiyacı var. Yine bu alımda da hemşireler başı çekecektir. Ondan sonra ebeler de yüksek alıyor çünkü. Tıbbi sekreter kendi alanım için yüksek bir sayı vermesini tabii ki herkes gibi ben de istiyorum. Yani inşallah verirler böyle ama bu konuda biraz daha düşük vereceğini düşünüyorum. Ha, ileriki zamanda yine artacaktır ama en azından eğer 30-40 bin bir kontenjan verirlerse tıbbi sekreterde yani beklediğimiz ya da geçen dönemki kadar çok çok yüksek bir kadro vereceğini düşünmüyorum. Ama yine de 3. sırada hani hemşireden sonra, ebeden sonra paramedikler yani ATT'lere 1000'in üzerinde, 1000 ile 1500 arasında bir kontenjan ayrılacağını düşünüyorum. Ondan sonra onun ardından yaşlı bakımla evde bakım biraz yüksek kontenjan verilir. Ondan sonra tıbbi sekreter, anestezi, işte röntgen, laboratuvar gibi alanlar takip eder. Lisans alanında da yani psikologla fizyoterapiste ağırlık vereceğini düşünüyorum açıkçası böyle. Senin genelde hep böyle oluyor böyle. Yani diyetisyenle psikolog biraz daha ön plana çıkıyor. Bakalım. Tabii bunun yanında aynı zamanda şey de var. Orta öğretim düzeyinde işte tıbbi sekreter var, hemşiresi var. ATT'si var, var da var. Yani bunlar da şey yaptın düşündüğümüzde hani çok fazla bir kontenjan vermeyeceğini düşünüyorum. Malum zaten belki yanlış yapa yani çünkü yani göze görülen bir şey var yani şu anda mesela maliyeden onay çıkana kadar mesela bazı üniversiteler bile personel alımına çıktığında kadro vermiyor. Gerçekten çok az yani şu anda bir kemer sıkma hani Hazine Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir şey var böyle. Hani bunları da göz ardı etmememiz gerekir. Zaten bu olmasaydı yani ben geçen demiştim ya 2018'den 2024'e geldik. Yani 2024 arasında şu an ezberi sistem bir Sayın Mehmet Şimşek oldu. Yani şu ana kadar az çok tahminler ediyorduk ve tahminler doğrultusunda hani o şeyde çok tutuluyor ama bu biraz ezberi bozdu. Ondan dolayı ha bizi şaşırtabilir. İnşallah şaşırtır ve çok çok yüksek bir alım verir. Düşünsene 100 bin bir kontenjan açıyor.
bekleyen arkadaşlarımız yani atanıyor, yerine gidiyor. Ve aynı zamanda yani işte alım yapana kadar yeni KPSS süreçleri de geliyor. Orta öğretim, lisans, ön lisans, KPSS yılları da, dönemi de geliyor. Ondan dolayı Şubat ayında evet inşallah alım olacaktır. İnşallah güzel ya kontenjan verilir ama beklentim o değil, 30-40 bin. Bilemedim, taş çatlası 50 bin, 60 bin olmaz. Ha, ondan sonra alım olur mu? Olacağını sanmıyorum, düşünmüyorum. Zaten Şubat ayında alım olursa, yani onun tercih dönemidir, tercihin alınması, beklentisi falan derken bir ay da oradan gitti, bir de güvenlik soruşturması falan filan. Mart ayı yine seçime yakın tarihte işte sonuçlar açıklanır. Ondan sonra zaten hızlı bir şekilde seçimler de geride kalır. Yani artık KPSS süreçleri başlar. Yani çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece yeni bir alım olacağını düşünmüyorum böyle. Ha, şu da var. Yani uzun zamandır alım olmadığı için fazla da yelma var. Haziran Temmuz'da mezun olanlar var. Bu Ocak ayında mezun olan arkadaşlarımız da olacak. Yani bunları hepsini göz önüne bulundurduğumuzda gerçekten tercihlerde çok farklı bir durum söz konusu olabilir. Ha, ben de atamayı bekliyorum. Gerçekten ben de tercih vereceğim. KPSS puanım var. Ben de değerlendireceğim. İnşallah yüksek puan verilir. Önceliğimiz diğer arkadaşlarım ama yani gerçekten durum biraz kötü. Durum biraz vahim. Her geçen gün yığılma oluyor. Her geçen gün birileri geliyor. Ve yüksek puan alan arkadaşlarımız şu anda hani bir atama olsun da atanırım şeyi var böyle. Ama diğer taraftan da hızlı bir şekilde harıl harıl çalışan, sınava hazırlayan bir durum da var böyle. Yani gerçekten öğrenci olmak biraz daha stresli oluyor. Hele yüksek alıp da atama olmazsa ya da istediği kontenjanı verilmese bu çok çok sıkıntı olabilir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun ama son olarak şunu da ekleyeyim. Ondan sonra videoyu kapatayım böyle. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız 2024 KPSS sınavları için elinizden geleni bazı yorumlarda gelen arkadaşım diyor ki işte hani ya önü kapanırsa ya ne yapabilirim, bu kadar puan alsam yeterli midir falan filan. Sizin onu düşünmenize gerek yok. Siz ne yapacaksınız? Hedefinize kilitleneceksiniz. KPSS puanınız da elinizden geldiğince yüksek bir puan almaya gayret edeceksiniz. Dün hemşire arkadaşlarla, hemşire son sınıf öğrencileriyle beraberdik, böyle 6-7 kişiydi falan. Hani biraz hemşire biraz daha düşük kapattığı için böyle arkadaşlar hem çalışıyor hem çalışmıyor yani. Hem önemsiyor hem atanayım diyor hem de yeteri kadar değer vermiyorlar. İşte o arkadaşlar dedim ki yani siz işinizi garantiye alın. Evet sizin diğer bölümlere nazaran yani atama oranınız yüksek ama işinizin garantiye alın. 72 ile kapatmış, 75 ile kapatmış. Siz ne yapın? 80 üzeri alın, 80 alın, 85 alın. İşinizi garantileyin. Veya çalışmak istediğiniz kurumu siz direkt nokta atışı yaparsınız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani onun için sizin yapacağınız tek şey KPSS'ye yönelik KPSS puanınız eline geldiğince yüksek puan almanız. Ondan sonra zaten puanınızı inşallah güzel bir yerlerde değerlendirebilirsiniz. Tekrardan inşallah Rabbim hayırlara vesile eylesin. Şimdiden umutlu ve güzel yarınları diliyorum inşallah.